Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Kitabı'nda 6. bölüm testlerine başlıyoruz. Çokgen ve dörtgenler konusundayız. Bu konudaki birinci testin çözümünü yapacağız. Testimiz öğreniyorum testi. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda açılar verilmiş ve ilk soruluyor bize. Arkadaşlar iç açılardan gidebiliriz ama iç açılardan gitmektense dış açılardan gitmek daha mantıklı. Çünkü dış açılar toplamı daima 360. Hocam buradaki dış açı da 60 derece. Buradaki dış açı kaç derece? 180'e tamamlayan 70 derece. Buradaki dış açı da 50 derece. Yani 70, 50 daha 120. 60 daha 180. 60 daha 240. 240 artı x eşittir 360 yapacağından x'i buradan kaç buluruz arkadaşlar? 120 buluruz. x demeyelim oraya isterseniz onun dış açısı y diyelim arkadaşlar. Çünkü dış açılar toplamından gidiyoruz. Dolayısıyla y 120 ise Y 120 ise x açısında kaç buluruz? 60 derece buluruz. Evet birinci soru balık çıktı. Geldik ikinci soruya. İkinci soruda arkadaşlar formülü var aslında bunun ama formüle gerek var mı? Valla ben formüle gerek duymadan yapıyorum. A A B B diyoruz buna. 2 A artı 2 B iç açılar toplamı nedir bir dörtgenin? 360'tır. 2 A artı 2 B artı 160 eşittir 360 yapmalı. Ve buradan 2 A artı 2 B kaç geldi? 200 geldi. E buradan A artı B'yi kaç buluruz? 100 buluruz. E buraya bakacak olursak A artı B artı X de 180'e eşit olduğundan dolayı A artı B 100'e eşit olduğundan X'e de kaç kalıyor? 80 derece kalıyor arkadaşlar. İkinci soru böylelikle akçayı yaptı. Geldik üçe. İç açıların toplamı ölçüler toplamı 12 tane dik açıya eşit olan. İç açılar ölçüler toplamı neydi arkadaşlar? N eksi 2 tane 180. Niye eşitmiş? 12 tane dik açıya. Yani 12 tane 90 derece eşitmiş. Şu x sadeleşince 2. 2 ile 12 sadeleşince 6 n eksi 2 eşittir 6 ise n'i buradan kaç buluruz? 8 buluruz. Koş, köşegen sayısı nedir diye soruluyor. Köşegen sayısı neydi? n çarpı n eksi 3 bölü 2 idi. Yani n dediğimiz 8. 8 çarpı 5 bölü 2'den 40 bölü 2'den cevabımız 20 yapar. Evet 3. soru böylelikle C.Han çıktı. Geldik 4. soruya. Şimdi burada arkadaşlar a a buraya da b b diyecek olursak bizden m artı n artı t isteniliyor. Şuraya bakacak olursak şuradaki üçgende A artı B artı 44 eşittir. Kaç yapmalı? 180 yapmalı. E o zaman A artı B'ye kaç kalıyor arkadaşlar? 136 kalıyor. E sonra şuraya bakacak olursak 2A büyük büyük 1, 2, 3, 4. Beşgene bakacak olursak 2A artı 2B artı M artı T artı N eşittir. Nedir? Beşgenin açıları ölçüleri toplamı. N-2 eksi çarpı 180. Yani 5-2 çarpı 180 eşit. Hatta buradan şey yapamıyorsanız hocam üçgen oluşturursunuz. Şöyle şöyle 1 2 3 tane 180 de diyebilirsiniz arkadaşlar. Oradan da sonuca ulaşabilirsiniz. A artı B kaçtı arkadaşım? 136. O zaman 2 A artı 2 B kaç yapar? 272 mi yapar? 272 yapar. Bu 3 çarpı 180'de kaç yaptı arkadaşlar? 3 çarpı 180'de 540 yaptı. O zaman M artı T artı N neye eşit olacak? 540 eksi 272 olacak. Sonu 8'li bir şey yapıyor sanırım sanırım 268 yapıyor arkadaşlar. Evet çıkarttığımız zaman cevabımız 268 çıktı. Dolayısıyla dördüncü soru Balıkesir çıktı. Geldik beşinci soruya. ABCD düzgün beşgen O noktası beşgenin köşelerinden geçen bir çemberin merkezi olduğuna göre. Köşelerinden geçen bir çemberin merkezi ise arkadaşlar şu nedir? Çevrel çemberi. Çevrel çemberinin merkezi orası. Çevrel çemberin merkezi düzgün beşgenler neydi arkadaşlar? Valla şunu şöyle çizdiğin zaman bakın Çemberin merkezi ya. İlk önce çemberin merkezini kullanayım isterseniz. Hocam bu da yarı çap. Bu da yarı çap. Bu da yarı çap. Bu da yarı çap. Bitti mi? Bitti. Bu üçgenler hepsi yarı çap, yarı çap, yarı çap, yarı çap olduğundan hepsi aynı. E buradaki üçgenlerin hepsi eş üçgen değil mi? Çünkü şu kenarlar da birbirine eşit olduğundan dolayı düzgün beşgen olduğundan dolayı arkadaşlar. E o zaman bir tane açısı kaç derecedir bunun? Hocam 360'ı 5'e böleriz. 360'ı 5'e böldüğün kaç çıkıyor? 72. Hocam bir açısı 72. Yani burası da 72. Burası da 72. Aynı zamanda bu açı ortaydır. Bunlar 36, 36 yaptı. O zaman x açısı da niye eşit oldu? 72 artı 36'ya eşit oldu. Cevabımız böylelikle ne çıktı arkadaşlar? 108 çıktı. Evet 5. soru. Akçay oldu. Geldik 6'ya. En kenarlı bir çokgenin iç açıları ölçüleri toplamı n-2 çarpı 180 formülüyle hesaplanır. İç açıları ölçüleri toplamı dış açıları ölçüleri toplamının 6 katına eşitse. Yani n-2 çarpı 180 dış açıları ölçüleri toplamı Dış açılar ölçüleri toplam 360 değil miydi? 360'ın 6 katına eşitmiş. Hocam şunu da 2 sadeleşse 2 yaptı. N-2 eşittir. 12'den N'i buradan kaç buluruz? 14 buluruz. Bir çokgenin bir köşesinden kaç tane köşegen çizilir? Bir, bir çokgenin bir köşesinden çizilen köşegen sayısı neydi? Mesela şuradan bir tane çizsek arkadaşlar. Bu atıyorum kaçgen olsa? Beşgen olsa. Unuttuysanız benim gibi yapabilirsiniz. Beşgende bir iki tane çizebiliyorsunuz. Altıgende üç tane. 7gende dört tane. Kenar sayısının hep kaç eksi? 3 eksi n eksi 3 soruluyor arkadaşlar bize. E, n 14 ise 14 eksi 3'ten cevabımız ne çıkacaktır arkadaşlar? 11 çıkacaktır. 6. soru balı kesir oldu. Geldik 7. soruya. En kenarlı bir çokgenin köşegen sayısı n çarpı n eksi 3 bölü 2 formülüyle hesaplanır. Bir düzgün çokgenin kenar ve köşegenlerin toplam sayısı 15'tir. Yani n artı n çarpı n eksi 3 bölü 2 eşittir kaçmış? 15'miş. E bunu şey yapacağız arkadaşlar. E, burası 2n. Bunda bunun çarpımı 2n. Artı n kare eksi 3n bölü 2 eşittir 15'e eşittir 30 mu yaptı? 2 ile de karşı tarafı çarpınca. Evet. Yani buradan ne geldi? n kare eksi n eksi 30 mu geldi? 30'u da öbür tarafa atınca eşittir 0 sa Hocam eksi 6'ya artı 5 dersek çarpımları eksi 30 toplamları da eksi 1 yaptı. Sıkıntı yok. Yani bu n eksi 6'ya n artı 5 çıktı. E, burada eşit 0 sa bu eşit sıfırsa ne 6 çıkar. Bu eşit sıfırsa neye eksi 5 çıkar. Eksi 5 diye bir kenar uzunu olamayacağından e, kenar olamayacağından pozitif olmak zorunda n6 olur. Bir, bu düzgün çokgenin bir dış açısı kaç derecedir? E, hocam 360'ı kenar sayısına böldüğümüz zaman dış açısını verir bize. O da 60 derece çıkar. 7. soru denizli oldu. Geldik 8. soruya. Şimdi Yukarıdaki verilenlere göre alfa ile teta arasındaki ilişki nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşlar Bu Düzgün çokgenin kenar sayıları Ondan sonra alfa alfaysa burası da alfa mı? Alfa. Burası nedir? 180-2 180 -2 alfa değil midir? Evet Hocam çizgi 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 çizgi. Burası da 180-2 alfa e, Düzgün çokgendeki iç açılar birbirine eşit işte olacağından dolayı e, Burası da 180. Yani bu üçgenle bu üçgen aynı değil mi? Aynı. Bunlar da alfa alfa diyebilir miyiz? Evet. Yani şuradaki açı 2 alfa artı teta aynı zamanda 180 eksi 2 alfa eşit olmak zorunda değil mi? Buradan ne geldi arkadaşlar? 4 alfa artı teta eşittir 180 geldi. Yani cevabımız böylelikle edremit yaptı arkadaşlar. Geldik 9. soruya. Evet eşkenar üçgen demiş A, H, e Şu eşitlikleri şöyle koyalım. Bu düzgün beşgen demiş. Düzgün beşgen dediği için eşitleri de şöyle bir yazalım arkadaşlar. Bizden ne isteniyor? X açısı isteniliyor. Yani şu üçgene dikkat edeceksin diyor sana. Şimdi bu üçgene eşkenar üçgen olduğu için bunlar kaçar er derece? 60'ar er derece. Düzgün beşgenin bir dış açısı 360 bölü 5'ten 72'dir. Hocam burası 72 ise o zaman burası 108 iç açısı. Hocam burası da 108 olacağından dolayı buraya kaç kaldı? 48 kaldı. E hocam burası da zaten 108. Bizim şu üçgene dikkat edeceğimiz belliydi arkadaşlar. Bu üçgende bakın. X bu üçgende o zaman 108 artı 48 artı x'in kaç olması lazım? 180 olması lazım. İkisi kaç yaptı? 156. X de buradan 180 eksi 156'dan. X'i buradan kaç buluruz arkadaşlar? 24 derece olarak buluruz. 9. soru böylelikle Ceyhan çıktı. Geldik 10. soruya. En uzun köşegen bir kenarın iki katıydı arkadaşlar. 12 ise bir kenar 6'dır. Ve düzgün altıgen de 6 tane eşkenar üçgenler oluşuyordu arkadaşlar. 6 tane eşkenar üçgen olduğu için şu 6 6 6 tane akara 3 bölü 4 bize neyi verecektir arkadaşlar? Alanı verecektir. O zaman cevabımız ne yaptı arkadaşlar? 6 tane akara 3 bölü 4'ten 36 bölü 4'ten 9. 6 ile de 9 çarpınca 54 3 çıkıyor gençler. Yani sorumuzun cevabı 54 3 oldu. 10. soru Ceyhan çıktı. Geldik 11. soruya. 3 iç açısının ölçüsü 175-165. Bakın. 3 tane iç açısının ölçüsü 175, 165 ve 160 verilmiş ve sonrası diğer iç açıları ölçüleri de birbirine eşit ve 140 diye gidiyor arkadaşlar böyle. Buna göre bu çok yeni iç açılar ölçüleri toplamı kaçtır diye soruluyor. İç açılar ölçüleri toplamından gidebilirsiniz ama bence dış açıdan gitmek her zaman daha mantıklı. Çünkü bir çok yeni dış açıları her zaman 360 derecedir. Bunun dış açısı kaç derece? 5. Bunun dış açısı kaç derece? 15. Bunun dış açısı kaç derece? 20. Ve geriye kalanı da 40 diyor sana ve böyle gidiyor. Yani 5 artı 15 artı 20 artı 3 tanesini burada kullandım. Bu en kenarlı bir çokgense 3 tane açıyı burada kullanınca n-3 tane dış açı yani n-3 tane 40 derece kalmadı mı? n-3 tane 40 derecenin toplamı da n-3 çarpı 40'tır. Bu toplam da neye eşittir arkadaşlar? 360'a eşittir. Şu ikisinin toplamı 20, 40, 320. Arkadaşlar buradan n-3 çarpı 40 eşittir 320 geldi burada şu sadeleşince 8 n 3 8 ise n buradan kaç geldi arkadaşım 11 geldi bu çok geniş açılar ölçüleri toplamı o da n 2 çarpı 180'e eşit olacağından dolayı o da 9 çarpı 180'den e, 0 9 kere 8 72 9 162 mi yapıyor evet 1620 yapar arkadaşlar iç açılar ölçüleri toplamı yani 11. soru Edremit yaptı geldik 12. soruya. AK bölü KC 2 bölü 5'miş. E hocam bizden alanlar oranı isteniyor. 2K'da kalan 2 A ise 2 5K'da kalan nedir? 5A'dır. Hocam 2K'daki tepe noktası D'ye göre baktığınız zaman da 2K'da kalan 2B ise 5K'da kalan 5B diyebiliriz. ABD üçgenin alanının ABD üçgenin alanı 2A artı 2B ne diyor? ABC'de dörtgenin alanının oranı. Yani oranladığımız zaman 7A artı 7B yapıyor. İşte bu oran nedir arkadaşlar? İşte yukarıya 2 parantezin aldığımızda A artı B yapar. Aşağıya da 7 parantezin aldığımızda A artı B yapar. A artı B'ler ne olur? Ve cevap kaç çıkar arkadaşlar? 2 bölü 7 çıkar. Böylelikle 12. soruyu da Akçay bulduk. Ve birinci testi böylelikle bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ikinci testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.